Hürriyet gazetesinden Ezgi Başaran'ın sosyal medyada paylaştığı o tweetleri okuyalım. Ardından Barış'ı arkadaşa soracağız. Hürriyet'in zemin katında bulunan reklam bölümündeki bilgisayarların da zarar gördüğü anlaşılıyor demiş. Tweetinde Ezgi Başaran, şükür ki şu anda cana zarar gelmemiş. Hürriyet'e saldıran grup ana kapıyı darp ettikten sonra birkaç metre uzaklaştırıldı. Ek polis ekibi talebine şimdilik olumlu yanıt yok. Tekbir getiren 200 kişilik bir grup Hürriyet binasına saldırdı diyor Ezgi Başaran. Hala ana kapının önünde slogan atıyorlar. Bir polis ekibi mevcut dedi. Evet, Barış arkadaşa soralım hemen. Evet Barış arkadaş, nedir 200 deniliyor? Yerde sanırım Mecidiyeköy deniliyor ama yerde de bir yanlışlık mı var? Buyurun. Evet Elif, şunu söyleyeyim önce. Bu gece Hürriyet gazetesinin Bağcılar'daki merkez binasına bazı sayılara göre 100 ama bazılarına göre de 200 kişilik bir grup saldırdı. Güvenlik bariyerini aşarak Bağcılar'daki Hürriyet gazetesinin ana binasına girdiler. Hı hı. Ellerindeki çubuklarla ve sopalarla bazı bilgisayarları kırdılar. Ben bu bilgiyi saat 23.30 sularında Hürriyet gazetesinde çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan aldım ve kamuoyuna duyurdum. Ve hemen ardından da Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim Hürriyet gazetesindeki baskına ilişkin. Şimdi bunu neden yaptılar bu baskını? Biliyorsun bu gece Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan ATV'de katıldı, evet. Melih Altınok'un Çanak Soruları karşısında elinde yazılı bir metin olmadığı için aslında ne düşünüyorsa onları çok açık bir şekilde söyledi. Ve Hakkari, Çukurca'da, Dağlıca'da yapılan saldırıya ilişkin gelişmeler Tayyip Erdoğan'a sorulduğunda Tayyip Erdoğan aynen şu ifadeleri kullandı. Dedi ki eğer 7 Haziran'da 400 milletvekili bir siyasi parti tarafından alınmış olsaydı ve anayasa değiştirilebilseydi bunlar yaşanmazdı dedi. Tabi doğal olarak bu sözler hem internette hem sosyal medyada hem de kamuoyunda müthiş bir ilgiyle ve şaşkınlıkla karşılandı. Hürriyet gazetesi de Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerini yansıtan bir tweet attı. Kamuoyundaki algının bir anda Erdoğan'ın aleyhine değiştiğini görünce Melih Altınok ve aktroller ve AKP'nin kurmayları Erdoğan'ı hemen uyardılar ve Erdoğan sözlerini toparlamaya çalıştı ve ardından paralel yapı dedikleri Fethullah Gülen hareketine yakın medyayla Aydın Doğan'ı, Hürriyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan'ı canlı yayında hedef gösterdiler. Hatta Aydın Doğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi Tayyip Erdoğan. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Aktroller denilen 6000 kişilik çete Hürriyet gazetesinin tweet adresini saldırıya tuttu. Evet. Yandaş kalemlerin bazıları da Hürriyet gazetesinin önüne çadır kuralım diyerek aslında bir anlamda bu saldırganları teşvik ettiler ve Hürriyet gazetesine yapılan baskının zeminini oluşturdular. Televizyonunu yeni açanlar için söyleyelim. Baskın 23.30 sularında gerçekleşti ve hiç kimse bu baskını duyurmaya cesaret dahi edemedi. Ve ben 23.30'da sahibi olduğum gerçekgündem.com adlı internet sitesinde bu baskını Hürriyet gazetesi çalışanlarından aldığım bilgiye dayanarak kendi internet sitemde duyurdum. Ve ardından kamuoyuna duyurulduğu için de tabii ne oldu? Şu anda bütün Türkiye Hürriyet gazetesine yapılan bu alçakça, kalleşçe saldırıyı öğrenmiş oldu. Hürriyet gazetesine yapılan baskın düşünce ifade özgürlüğünün engellenmesidir. Halkın haber alma hakkının engellenmesidir ve medyaya açıkça bir saldırıdır. Hürriyet gazetesinin paylaştığı tweette bir yanlış yoktur. Recep Tayyip Erdoğan ATV'nin canlı yayınında yüz binlerce insanın gözü önünde 400 vekil alınsaydı bunlar olmazdı sözünü söylemiştir. Hadi baskın yaptınız, Hürriyet'ten bunu sildirdiniz. Vatan Gazetesi de aynı tweet'i sildi. Onu da ekleyelim. Demirdöğen'in sahibi olduğu Vatan Gazetesi de bu tweet'ini sildi. Peki siz YouTube'daki görüntüleri, Facebook'a düşen görüntüleri,
Televizyonların arşivlerine düşen görüntüleri nasıl sileceksiniz? Yüz binlerce insanın gözü önünde bu sözleri söylediniz. Düşüncenizi ifade ettiniz, evet. Ve 400 vekil olsaydı bugün bu tablo yaşanmazdı dediniz. Bakın bu söz bile aslında bugünkü terör eylemlerinin neden arttığını açık bir şekilde ortaya koyuyor Elif. Çok açık bir şekilde, evet, gösteriyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı konuşmada 400 vekil isteyenler, AKP'yi tek başına iktidar yapmak isteyenler, Türkiye'de bir kaos çıkarmak, seçimleri yeniletmek ve AKP'yi tek başına iktidar yapmak istiyorlar. Terör bu yüzden azdırıldı demişti. Bu tespit gerçekten de kamuoyunda yaygın bir şekilde kabul gören bir tespittir. Ve bu gece Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir biçimde, yalanlanamaz bir biçimde, çarpıtmaya mahal dahi verilemeyecek bir biçimde söylediği sözlerle açıklığa kavuşmuştur. Tayyip Erdoğan 400 vekil olsa bunlar olmazdı demiştir. Ve ardından da Hürriyet gazetesi bu sözleri yayınladığı için, tıpkı diğer yüz binlerce internet sitesi gibi yayınladığı için hedef haline getirilmiştir. Kamuoyunun şunu bilmesi gerekir Elif. Bu gece Hürriyet gazetesine iktidar eliyle bir baskın yapıldı. Ve bundan sonra bu baskının sorumlularının ortaya çıkartılmaması gazeteleri ve televizyonları daha tedirgin bir hale getirecek. Kamuoyunun bilgi alma hakkı daha çok engellenecektir. Bakın neler oluyor bugün Türkiye'de. Şimdi çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Bakın bunu hiçbir internet sitesi, birkaç internet sitesinin ve televizyonun dışında hiç kimse yazamıyor, söyleyemiyor. Çünkü üstlerinde inanılmaz bir medya baskısı var. Elif, henüz şehit haberlerinin, şehit sayısının kaç olduğunu öğrenemedik. Evet, kulağımıza bazı rakamlar geliyor. Reuters bazı rakamlar veriyor ama TSK'dan bir açıklama yok. Genelkurmay açıklayamadığı için, evet, bu sayıyı tam olarak veremiyoruz. Ancak şehit sayısının Türkiye'yi gerçekten derinden sarsacak kadar çok olduğuna ilişkin bilgiler geliyor. Sadece şehit sayısı saklanmıyor. Saklanan başka bir gerçek de şu. Şimdi tüm kamuoyu bu gerçeği ne olur dinlesin. Elif, bugün Dağlıca'daki saldırı saat 15.30 sularında başlıyor. 15.30 sularında, evet, intikal adı verilen bir hareket vardır askerlerde. Yani bir bölgeden bir bölgeye gidersiniz. Bunun adına askeri terimde intikal denir. Bir taktik zırhlı grubu gidiyor bir Dağlıca karakoluna destek vermek için ve bu sırada tuzaklama denilen yöntemle pusuya düşürülüyor ve bu sırada mayınlar patlatılıyor. Bakın şimdi bir diğer ayrıntıya bakın. Saat 18'de PKK'ya yakın internet siteleri Dağlıca'da saldırı olduğunu, PKK'nın karakola saldırdığını, karakol yolunda pusu kurduğunu ve birçok askerin şehit olduğunu kendi internet sitelerinden duyuruyor. Bakın PKK sayı dahi veriyor ama biz sorumluluğumuz gereği şu anda şehitlerimize ilişkin bir sayı veremiyoruz. Peki, evet, bundan sonra ne oluyor? Ahmet Davutoğlu ve Milliyet Gazetesi'nin, Vatan Gazetesi'nin sahibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Demirdöyen'le birlikte yanlarına şehit edilen bir polisin 3 yaşındaki çocuğunu da alarak hiçbir şey olmamış gibi milli maçı izliyor, sevinç gösterilerine giriyorlar. Ne zamana kadar bu sevinç gösterisi ve şehit haberlerini saklama sürüyor? Ta ki internet sitelerinde bazı kişilerin ya Dağlıca'da bir şeyler oluyor, şehit haberleri geliyor demesi ve bunun kamuoyuna yayılmasına kadar. Şimdi burada iki skandal var. Eğer bu saldırı saat 15.30'da olduysa ve 18'de PKK'nın internet siteleri şehit haberlerimizin, şehitlerimizin sayısının kaç olduğuna kadar bilgi verdiyse, Ahmet Davutoğlu tüm bunlardan habersiz bir şekilde maç izlemeye gittiyse bu büyük bir skandaldır. Yok eğer tüm bunlara rağmen, tüm bu bilgiler kendisine ulaşmış olmasına rağmen maça gitti ve maç izlediyse, Türkiye'yi yaklaşık 3-4 saat bu maçla oyaladı ise o da ayrı bir skandaldır ve neresinden bakarsanız bakın Türk halkını affedersiniz, evet, ama aptal yerine koymak. Gayet de güler yüzlü izlemişti maçı ayrıca.
şehitleri istismar etmektir. Orada 3 yaşındaki bir çocuğu, evet, dünyadaki gelişmelerden hiçbir şeyden haberi olmayan bir küçücük çocuğu götürüp kendinize malzeme ediyorsunuz. Ayıptır. O çocuk orada hiçbir şeyden habersiz bir şekilde seçim öncesi siyasi malzeme haline getiriliyor. Ve sonra o maçı yayınlayan yandaş kanal defalarca şehit çocuğunun maçta olduğunu, maça Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından getirildiğini söylüyor. Ahmet Davutoğlu'nun görevi şehit çocuklarını maça getirmek değil, onların babalarının şehit olmasını engellemektir. Evet. Şehit çocuğunu maça alıp gitmek kolaydır. 3 yaşındaki bir çocuğu alıp götürürsünüz. Hiçbir şeyden haberi yoktur. Ne olup bittiğini dahi anlayamıyordur. Ey Ahmet Davutoğlu, senin görevin şehit çocuklarını istismar etmek değil, o çocukları babasız bırakmamaktır. O çocukların da babalarıyla maç izleme hakkını sağlamaktır. Sen o çocukların babalarının maç izlemesi, çocuklarıyla birlikte maça gitme hakkını izlediğin politikalar yüzünden kaybettirdin. Evet. Böyle bir Türkiye yarattınız. İşte yarattığınız Türkiye'de şehit çocuklarını istismar ediyor, gazetelere baskın düzenlenecek noktalara geliyorsunuz. Bakın bugün 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü. 6-7 Eylül olaylarında da gazeteler basılmış, tahrip edilmiş, dağıtılmıştı. Evet, evet. İktidar partisinin provokasyonlarıyla. Bugün yine 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece Hürriyet, peki, gazetesine 150-200 kişilik bir grup tekbirlerle saldırıyor. Hı-hı. Nasıl saldırıyor? Yandaş yazarlar Hürriyet gazetesinin önüne çadır kurun, orada gidin yatın diyerek hedef gösteriyor. Cumhurbaşkanı o gazetenin sahibine canlı yayında ağza alınmayacak sözler ediyor. O yüzden, evet, tüm kamuoyu gerçekleri bilmeli, gerçeklere kulağını açmalı ve bu iktidarın artık 1 Kasım seçimlerinde gönderilmesi için çaba göstermelidir. Bu noktada bir son dakika bilgisi daha vereyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın, evet, Kemal Kılıçdaroğlu yarın MYK toplanacak bugün Dağlıca'daki saldırının ardından yarınki tüm programlarını, yani pazartesi günkü tüm programlarını iptal etti. Sabah saatlerinde MYK'yı toplantıya çağıracak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı, AKP iktidarının bu basiretsizliğine karşı hala 400 milletvekili arayan ve kendisine başkanlık hayalleri kuran Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi kaosa sürükleyen, peki, politikalarına karşı ne yapılması gerektiğine ilişkin bir karar verecek. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak alınan bu kararları uygulamak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Peki, teşekkür çünkü ederiz. AKP iktidarının yanlış politikaları, hı, Türkiye'yi adeta bir ateş çemberinin içine soktu ve bu ateş çemberinden AKP'nin bu ülkeyi, Türkiye'mizi, güzel ülkemizi, güzel vatanımızı tek başına çıkarabilmesi mümkün, peki, değil. Çünkü onlar bir hayal aleminde yaşıyorlar ve hala hamasetle terörü bitirebileceklerini zannediyorlar. Türkiye gerçekten önemli bir kavşakta. Peki, burada Barış, yurttaşlarımıza da sorumluluk düşüyor. Hem basın özgürlüğüne sahip çıkacaklar, hem teröre karşı, hı-hı, duracaklar, hem de AKP'nin bu basiretsizliğinin hesabını bir yurttaş olarak soracaklar, peki, diyorum. Peki, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi geceler diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Hürriyet gazetesine 100 kişilik